Evet, geldik 26 Nisan'daki Boğa burcu yeni ayına. Yeni aylar her zaman yeni başlangıçlar getirir. Boğanın karakteri maddi olan olaylarla daha çok ilgilidir. Parayla ilgilidir, malla, mülkle ilgilidir. Kalıcılık ve uzun süreli çalışmalarla ilgilidir. Demek ki hepimizin belirli evlerinde, belirli alanlarında kalıcılık, bolluk ve bereket olacak gözüküyor. Ay 6 derecede Boğa burcunda, Güneş 6 derecede Boğa burcunda, 26 Nisan 15-16'da bu yeni ay gerçekleşecek. Bu sırada gökyüzünde Jüpiter retrosu devam etmekte. Merkür retrosundayız. 9'u ile 20'si arasında Koç'ta olan bu retro 20 Nisan 3 Mayıs arasında da Boğa burcuna giriş yapacak. Dolayısıyla Boğa burcunda olacağı için 20 Mayıs'ı 3 Mayıs arasında hem bir yeni başlangıç hem bu yeni başlangıçlara daha titiz ve dikkatli bakmamız, üzerinde daha çok düşünmemiz, dikkatli adımlar atmamız için de bizi uyarıyor gökyüzü. Şimdi bakalım burçlara. Bu arada yine tabii ki her zaman olduğu gibi yeni ay ve dolunaylarda gerçekleştirdiğimiz bilinçaltını kodlayarak geleceğimizi programlama, özellikle 3 dilek üzerinde çalışma seminerimize devam ediyor workshopumuz. Uzaktan da katılabilirsiniz, yakından da katılabilirsiniz. Bunun için ofisle bağlantıya geçebilirsiniz. Şimdi burçlarımıza geldiğimiz zaman Koç burcunun para evinde gerçekleşecek bu Boğa burcu yeni ayı. Demektir ki bu maddi anlamda Koç burçlarının mal mülk alabilme, taşınmaz mal alabilme, arazi alabilme ihtimalleri yükseliyor. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız sevgili koçlar, bu zamanı değerlendirin. Çünkü bereketli olacaktır bu zamanda yapacağınız yatırımlar. Bunun dışında öngörmediğiniz yerlerden paraların girişi de sağlanacaktır. Size her yerden maddi bir destek sunulmaya başlayacak. Siz de şükrederek bunu kucaklayın. Tabii ki bu parayı getiren işler olabilir. Bu işlerle ilgili sözleşmeler olabilir. Eğer böyle bir durum varsa sözleşmelerinizi ve anlaşmalarınızı bu Merkür Retrosu'nda olduğumuz için biraz daha dikkatli olarak bakmalıyız. Para konusunda dikkatli olarak harcamalarımızı yapmalıyız. Parayla ilgili anlaşmalarımıza dikkatli bir şekilde bakarak sonrasında pişman olmayacağımız biçimde anlaşmalara gidelim. Size para sunulurken bunlara dikkat etmek lazım. Tabii ki lüzumsuz harcamalar da yapmamak gerekiyor. Yagani Yamuni esmasını öneriyorum. Çünkü zenginliğin esmasıdır. Gelmekte olan parayı zaten varsa bu olasılık bunu daha da arttırır. 2160 kere Venüs veya Güneş saatinde zikredin. Para bana çoğalarak geliyor. Çok zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama harikulade olacak siz Koç burçları için. Boğa burçlarına geldiğimizde Boğa burçlarında gerçekleşecek olan bu yeni ay boğaların hayata bakış açılarını değiştirebilir. Yeni bir yaşam yolculuğu belirleyebilirler. Yeni bir meslek seçebilirler. Yeni bir hayat yolu taşınabilirler, dış görünüşleriyle ilgili değişiklik yapabilirler, düşünceleri ve felsefeleri değişebilir. Ki aslında sabit fikirli bir yapıya sahiptir boğalar ama buna rağmen bu dönemde yeniliklere açıklar. Ama aynı zamanda Merkür Retrosu da boğada olduğu için çok dikkatli olarak karar vermeleri gerekir. Bütün her şeyi ayrıntılarına kadar incelemeleri gerekir. Zaten boğalar bunu yapan bir yapıya sahipler. Dolayısıyla hani bu Merkür Retrosu'ndan da pek fazla etkileneceklerini zannetmiyorum açıkçası. Kilo almaya meyilli olma ihtimaliniz var sevgili boğalar bu dönemde. Ona dikkat edin, beslenmenize dikkat edin. Daha çok spor yapmaya çalışın. Dış görünümünüzle ilgili durumlarda retro bitene kadar yani 3 Mayıs'a kadar çok fazla bir şey yapmamanızı size öneriyorum. Arzu ettiğiniz şekilde olmayabilir. Dışarıya verdiğiniz intibanızda çok güzel durumlar gerçekleşecek gözüküyor. Ya Azim esmasını bir 20 kere Merkür saatinde çekmenizi öneriyorum. Harikulade muhteşem bir bolluk ve bereket içerisinde bir yaşam inşa ediyorum ve hayatı kutlayarak yaşıyorum tarzında bir olumlama sizler için gayet güzel olacak sevgili Boğa burçları. İkizler burçlarına geldiğimizde ikizler burçları bu Boğa burcu yeni ayını bilinçaltlarında yaşayacaklar. Yeni ay olduğu için çok fazla bir bilinçaltı tetiklemesi, korkuları tetikleme olmayabilir. Ama yeni ay olduğu için yeni başlangıçları sağlayacak ve yeni başlangıçlar için ön hazırlık sağlayacak olan bir dönem olduğundan dolayı ikizler burçlarının bilinçaltlarıyla ilgili herhangi bir korkuları varsa bilinçaltlarında yatan
maddi anlamda olabilir, manevi anlamda olabilir, değersizlik, güvensizlik gibi psikolojik anlamda korkuları da olabilir. Bunlarla ilgili durumları düzenlemelerini öneriyorum. Bunun için bilinçaltı çalışmalarıma katılabilirsiniz, şifalandırma çalışmalarıma. Maddi zenginliğe doğru ilerleyebileceğiniz bir bilinçaltı oluşturabilirsiniz bu dönemde. Çünkü bunun için çok uygun bir enerji açığa çıkıyor sizler için. Ama korkular varsa eğer, yani şunu yapıyorsanız da günü yaşamayıp geleceği sürekli kurgulayarak olumsuz anlamda düşünüyorsanız maddi kaygıyla, bunu inşa edebilirsiniz ikizler burçları. Yani geleceğinizi olumsuz inşa edebilirsiniz. Bunu yapmamalısınız. Geleceğe dair olumlu bir duygu ve düşünce içerisinde olup olumlu bir inşaya geçmeniz lazım ki önümüzdeki hayatınızda bunları yaşayın. Eğer varsa diye bu negatif frekanslar sizin hayat yolculuğunuzda ilerlemenize engel olan bu düşünceler ve duygular, Yakutlüs ve Yasette resmalarını zikredin 1001 kere. Bu size iyi gelecek. Tertemiz, güçlü bir bilinçaltı ile maddi zenginliği kendime çekiyorum tarzında bir olumlama da yapabilirsiniz ikizler burçları. Bazı şeylerin bitişi, bazı şeylerin başlangıcıdır. O yüzden bu bir yeni dönem sizler için de güzel ve emin duygularla karşılamakta fayda var. Yengeç burçlarına geldiğimizde her dönemde belirli burçlar yardım etme konusunda sınava tabi oluyorlar. Yengeç burçları da bu ay sınavdalar. Yetim besleme, fakirleri besleme, Allah'ın kendilerine vermiş olduklarından başkalarına da vermeyle ilgili sınavları var. Bunu yapın. Aslında hepimizin her zaman yapması lazım ama belirli dönemlerde kontrol ediliyoruz, check ediliyoruz. Şimdi de yengeçler ve yükselen yengeçler, ay burcu yengeçler buna dahil ediliyorlar. Mucizevi bir güzellik olma ihtimali çok yüksek bu dönemde. Yeni bir başlangıç, kalıcı olan, istediğiniz bir şey olabilir. Ne istiyorsanız o, bu bir evlilik olur, aşk olur, para olur, iş olur, araba olur, ne istiyorsunuz bilemiyorum. İstediğiniz şeyle ilgili mucizevi bir güzellik gerçekleşebilir. Kalıcı, uzun ömürlü ve bereketli bir biçimde çocuk olabilir. Yağmukti, Yağmuhit esmalarını 181 kere zikredin. O yüzden Merkür ve Jüpiter saatinde kendimi mucizeleri açıyorum. Yaşamda her şeyle uyum içerisinde ahenkle akıyorum tarzında bir olumlama da yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Devam ediyoruz yolculuğumuza. Aslan burcuna geldiğimizde Aslan burçları bu Boğa burcundaki yeni ayı kariyer evlerinde yaşayacaklar. Yeni bir işe girebilirler ya da işlerinde terfi alabilirler ya da ödül alabilirler. Popülerlikleri artabilir, prestijleri yükselebilir ve bu uzun ömürlü, kalıcı ve bereketli olur. Bu yüzden bu dönemi aslanlar güzel değerlendirmeliler, egosantrik davranmamalılar, sabit fikirli davranış modellerinden uzak durup daha geniş bir bakış açısıyla bakmalılar. Merkür Retrosu'na da denk geldiği için geçmişle ilgili olan iş fırsatları da gündeme gelebilir ya da prestij fırsatları da gündeme gelir. Bunları da yakalamak gerekir. Herhangi bir iş anlaşması yapılacaksa, sözleşme olacaksa retroda olduğumuz için çok dikkatli olarak her maddenin incelenmesini öneriyorum aslanlar için. Aslanlarda güzel bir yükseliş söz konusu. Daha yüksek bir performans kullanabilmek için. Yazül Aşil Mecid. İsim terkibini 1001 kere ya da hiç olmadı 101 kere zikredin. İş ve kariyer hayatında yükseliyorum ve her anlamda zenginleşiyorum tarzında bir olumlama sizler için çok güzel olacak sevgili aslanlar. Başaklara geldiğimizde başaklar bu yeni ayı eğitim hayatlarıyla ilgili yolculuklar, yabancı ülkeler, yabancılarla olan ilişkiler, uzun seyahatlerle ilgili yaşayacak gözüküyorlar. Bunların da hepsi bereketli, kalıcı, güvenilir ve uzun ömürlü olacak gözüküyor. Yani iyi bir eğitim alabilirsiniz bu dönemde. Başlayacağınız eğitim size bereketiyle gelecek olan, aldığınız eğitimden para kazanacağınız bir eğitim olabilirsiniz. Yurt dışına gidip oralarda güzel işler yapabilir ve para kazanabilirsiniz. Ya da yabancılarla yaptığınız işlerde güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Arzu ettiğiniz seyahatler varsa bu dönemde onları gerçekleştirebilirsiniz. Spiritüel anlamda farklı güzel gelişmeler olabilir. Kişisel gelişiminizle ilgilenebilir ve kendinizi daha güvende hissedecek duruma sokabilirsiniz. Tabii bütün bu alanlarda Merkür Retrosu da söz konusu olduğu için ne yapıyorsak zaten siz titiz bir yapıya sahipsiniz ama sizin gezegeniniz, sizin ve İkizler Burcu'nun gezegeni retro halinde olduğu için olumsuzu düşünmeye eğiliminiz daha yüksek olabilir.
geçmiş olaylara takıntı ya da geçmiş deneyimlerdeki huzursuzlukları daha çok düşünüyor olabilirsiniz. Buna izin vermeyin. Bunu sadece geçmişle ilgili düşünceleri kontrol amaçlı. Yani daha iyi nasıl olabilir amaçlı olarak geçmişi sorgulayabilirsiniz ancak. Başak burçlarının esması ya alim ya mukaddim esmaları 184 kere Jüpiter veya Satürn saatinde. Elim attığım her şeyde büyük başarı yakalıyorum. Çok şanslıyım tarzında bir olumlama da yapabilirsiniz sevgili Başak burçları. Evet, terazi burçlarına geldiğimizde terazi burçları ek gelirlerle ilgili, görmedikleri yerlerden gelen paralarla ilgili, kalıcı ve güvenilir olan ek gelir ve kazançlar, maddi ve manevi kazançlarla ilgili bu yeni ayı yaşayacak. Güzel bir dönem olacağı benziyor. Geçmişte kendisine zarar veren insanlardan özür alabilirler veya o insanlar karşılarına gelip bu durumla ilgili düzeltmeleri yapabilirler, anlaşılmayı isteyebilirler. Retrodan çıktı yıldızı çünkü terazinin. Venüs retrodaydı. Bu nedenle geçmişle ilgili, ilişkilerle ilgili olan problemler daha çok düzene girecek gözüküyor bu süreçte. Sezgileri çok yükselebilir terazilerin. Maddi kazanım anlamında zekaları zaten yüksektir. Daha da artabilir ve fırsatları bu dönemde daha da iyi değerlendirebilir. Herhangi bir şekilde sözleşme yapacaksa teraziler 3 Mayıs'a kadar tabii ki Merkür Retrosu olduğu için daha çok dikkat etmeleri, iletişimle ilgili konulara da dikkat etmeleri gerekiyor. Retro esnasında teraziler için güzel bir dönem olduğu düşüncesindeyim. Enerjilerini tabii ki yüksek tutan teraziler için. Ya Allah, Ya Kerim, Ya Vehhab, Ya Zettabri esmasını 1171 kere maddi ve manevi zenginlik içerisindeyim. Öngördüğüm ya da öngörmediğim yerlerden para bana çoğalarak geliyor. Ben çok şanslıyım tarzında bir olumlama yapabilirler. Gizli olan bazı şeylerin ortaya çıkacağı ve çözümleneceği bir dönem bu dönem. Bu döneme önem verin terazi burçları. Sakin olacaksınız zaten inşallah. Sakin ve sağduyulu olarak hareket edin. Akıllıca adımlar atın. Kazanıma geçin. Haklıyken de haklı konumda olun diye bunu söylüyorum. Ve ardından akrep burçlarına geçiyorum. Akrep burçları ikili ilişkilerinde evlilik, ortaklık veya yakın ikili ilişkileriyle ilgili bir yeni ay yaşayacaklar. Büyük bir kısmı evlilik kararı verebilir akreplerin veya ortaklık kararı verebilir. Ya da aynı evde yaşama ilişki konusunda aynı evde yaşamaya karar verebilirler. Yeni bir sözleşme imzalayabilirler. Tüm bunların hepsi uzun süreli kalıcı ve güvenilir konumda gözüküyor akrep burçları. O yüzden bu dönemi evlilik için, ortaklık için, sözleşmeler için değerlendirmekte fayda olduğunu görüyorum. Buna rağmen, bununla beraber 3 Mayıs'a kadar süre gelen Merkür retrosunu da dikkate alın. Sözleşmelerinizde, anlaşmalarınızda, birbirinize mesajlarınızı ikili ilişkilerde doğru ilettiğinize dair emin olun. Ya Vedudul Kavuyul Camii esmasını bu dönemde zikretmenizi öneriyorum 620 kere. Muhteşem bir evlilik, ortaklık ya da bir sözleşme imzalıyorum tarzında konunuz neyse onu yazabilirsiniz. Her ne yaşıyorsanız hepsinin bereketli ve sağlam olduğunu, uzun süreli olduğunu olumlamanıza ekleyebilirsiniz sevgili akrep burçları. Yay burçlarına geldiğimizde sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntısı olan yayların bu dönemde şifalanma ihtimallerini çok yüksek görüyorum. Kendilerini daha enerjik hissedebilirler, daha güçlü hissedebilirler. Çok hareketli anlamında demiyorum ama içsel anlamda güçlü ve sağlık anlamında daha çok güçlü hissedebilirler. Çünkü boğa burcu genel anlamda ağırdır, sakindir. Yay daha hareketlidir. Hani bunda hareketlilikten ziyade sağlığın güçlü olması daha ön planda oluyor. Bunun dışında hizmet aldığınız yerler, hizmet verdiğiniz yerlerle ilgili güzel gelişmeler, para kazandıran, kazançlı, bereketli gelişmeler de söz konusu olabilir. Genel bir şifalanma dönemi yaylar için. Bu şifalanmayı güzel bir şekilde yakalamalılar. Ya Nafi esması arzu ettikleri ne varsa onları iletmesi anlamında önemli. O yüzden 201 kere Satürn saatinde. Ya Muhyi esması da her anlamda şifalanmayı getiriyor. 68 kere de Venüs saatinde zikrederlerse çok iyi olacak yaylar için. Günlük hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Rutininizde farklılaşmalar olacak.
O yüzden günlük hayatım, sağlığım ve tüm yaptığım her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor. Son derece bereketli ve şanslı bir yaşam sürüyorum. Kalıcı güzellikler yaşıyorum tarzında bir olumlama yapabilir sevgili yaylar. Oğlak burçlarına geldiğimizde oğlak burçları büyük bir ihtimalle aşka düşecek, aşık olacaklar gözüküyor. Oğlaklar her zaman aşık olamazlar ama sevdiler mi tam severler. Oğlak, yükselen oğlak ve ay burcu oğlaklar hepsi için bunu söylüyorum. Aşık olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Uzun süreli, kalıcı, bereketli bir aşk olabilir. Sadece inatlaşma yapmamaya çok özen göstermek lazım. Daha açık olmaya özen göstermek gerekiyor ilişkilerde. Yaşamınıza size zevk veren konular girecek gözüküyor. Bunlar hem bereketli hem kalıcı hem güzel olacaklar. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Onlarla ilgili güzel şeyler duyabilir ve mutlu olabilirsiniz ve bunlar da kalıcı ve bereketli olabilir. Aşk ve sevgi dolu muhteşem bir yaşam içerisindeyim. Hayatı kutlayarak yaşıyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya ve Dut esmasını madem aşk var, madem sevgi var, 1001 kere ay saatinde zikretmeye özen gösterin sevgili oğlak burçları. Kovalara geldiğimizde kova burçları bu dönemde yeni bir ev alabilirler, yatırım yapabilirler, arazi alabilirler. Çok uygun kovalar için bir yatırım yapmaya. Bu gerçekten geleceğe yönelik kazançlı bir yatırım olacaktır. Eğer böyle bir birikiminiz ve fırsatınız varsa sevgili kovalar, bu dönemi bunun için değerlendirebilirsiniz. Ailelerinizle görüşebilirsiniz. Özellikle babanız gündeme daha çok gelebilir. Onunla ilgilenebilirsiniz. Onunla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Ev taşıyabilirsiniz, dekorasyonla ilgilenebilirsiniz, tadilat yaptırabilirsiniz, başka bir şehre taşınabilirsiniz. Bunların hepsi olabilir. Hayat alanlarınızla ilgili, malınız ve mülkünüzle ilgili bir gelişme, bir yeni ay bu çünkü. Boğa olduğu için de bunu kalıcılık ve bereketlilik sağlıyor. Ya Maliken Mülk esmasını zikredin 212 kere Merkür saatinde. Yaşamda yeni güzelliklere kök salıyorum tarzında da bir olumlama sizin için güzel olacak sevgili kovalar. Balıklara geldiğimizde balıklar yakın çevreleri, arkadaşları, kardeşleri, komşuları ile ilgili bir gelişme yaşayacaklar. Bunun yanı sıra da iletişim, yakın çevre iletişimi, yazarlık, yayıncılıkla ilgileniyorlarsa bu konularla da ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kalıcı, kardeşlerle kalıcı ilişkiler olumlu anlamda ya da komşularla ya da işte arkadaşlarla kalıcı güzel iletişimlerin yaşanacağı bir dönem. Bereket onlar vasıtasıyla yani yakınları vasıtasıyla ek kazançlar elde edebilirler. Bereketli bir dönem yaşayabilirler. Yaratıcılık enerjileri yükselebilir. Kısa yolculuklar ve seyahatler bu dönemde söz konusu olabilir. Sevdiklerinizle güzellikle bir araya gelmeniz için Ya Vedud Ya Cami esmasını zikredin balık burçları 514 kere ay ya da Jüpiter saatinde. Bütün yakın çevremle ve herkesle harikulade iletişim içerisindeyim ve yaşamdan zevk alıyorum tarzında da bir olumlama yapabilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bu arada eğer benim videolarımdan faydalanıyorsanız lütfen kanalıma abone olunuz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.